İçimizdeki Sesler programından hepinize selam olsun sevgili Cem TV izleyenleri. Bugün Malatya Arguanlı bir sanatçı dostumuz var ve bugün ağırlıklı olarak Arguan türküleri. Arguan türküleri denilince dünyanın dört bir tarafında acı demek, dünyanın dört bir tarafında keder demek, dünyanın dört bir tarafında değişler demek, yaşamı sorgulamak demek. O Arguan ilçesindeki üretilen oradaki insanların yapmış olduğu türküler şu an dünyanın dört bir tarafında yankılanmaktadır. Bugün de stüdyomuzda Şirin Üstün konuğumuz ve bizi Arguan'a doğru yolculuğa çıkaracak. Hoş geldin Şirin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Çok güzel sözlerle başladın. İyiyim. Bir yaramazlık yok. Sağlığım yerinde. Ne güzel. Sevdiğim insanlar da iyi. Evet, bu dönemde bunlar çok önemli çok şeyler. Önemli, en evet. Kıymetli şeyler sağlık elbette ki. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Öyle. Ondan sonraki her şey gerisinden geliyor. Arguan türküleri de okuyorsun ve Arguan türküleriyle biraz da böyle ismin eşleşmiş gibi. Türkiye'de sık sık geliyorsun, Arguan'a da sık sık gidiyorsun. Bir ayağın Arguan'da, öyle değil mi? Arguan'a sık sık gidiyorum. Yani ben nedense aslında 2 yaşında Arguvan'dan ayrılmışız, İstanbul'a göçmüşüz ama Arguvan'a gönül bamyam, toprak çekiyor derler ya, gerçekten evet. Doğru bir şey herhalde. Çok seviyorum yani, zaman zaman belki önümüzdeki dönemde orada yaşamayı bile isteyebilirim, uzun süreli olmasa yani bile. Yani Arguan'ın taşıyla toprağıyla oynayacak yani. Çok vaktin olmadı ama anlatılanlar üzerinden senin geldi, gönlün oraya bağlandı. Tabii, tekrar. Arguvan küçücük bir ilçe aslında baktığınızda. Ama dünyaca ünlü yani, evet, türküleri işte, evet. Türkü gözesi diyorlar zaten. Bir de aynı zamanda UNESCO tarafından da koruma altına alındı biliyorsunuz işte 2019 yılında. Aa, ne kadar güzel. Evet, şanslıyım yani, coğrafyamı seviyorum ama Türkiye'nin her yerini seviyoruz. Evet. Yani Arguvan türküleri okuyorum ama ağzıma yakışan Arguvan türküleri. Onun dışında sevdiğim eserleri de okuyorum. İlle Arguvan okuyacağım diye bir şey yok ama yani becerebildiğim kadar başka eserler, başka yörenin eserlerini de seslendirmeye çalışıyorum. Peki, o zaman hemen hiç vakit kaybetmeden bir başlayalım. Bir türkü alalım. Yar beni, beni, beni.
bekletir beni. Evet, yüreğinize sağlık. Oldukça güzel bir türkü. Tabii bu türkülere Serkan ve Erkan da adları da kafiyeli olmuş. Eşlik ediyorlar evet. Sana. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Onlar sanatlarını ustalıkla icra ediyorlar. Serkan her zaman benim yanımda. Eline, emeğine sağlık. Evet. Müzisyenlere, işte sanatçılara aslında bu toplumun, bu ülkenin sahip çıkması gerekiyor ama yani özellikle pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktı ki yalnız en geri atılan sektör müzik sektörü. Çünkü müziği sadece eğlence olarak görüyorlar. Halbuki müzik kültür aslında. Yani bugün yurt dışına çıktığınızda siz neyle tanınacaksınız? Kültürünüzle tanınacaksınız. Yani bir ülkenin kültürü yok olduysa o zaman çok fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Evet. O yüzden kültüre, sanata, ilime, bilime sahip çıkmak gerekiyor. Yurt dışında yaşıyor olmak bunun kıymetini biraz daha bilmeyi gerektiriyor, elbette, değil mi? Orada elbette. Sizin için çok daha değeri yüksek. Çünkü bunlarla yalnızlığınızı, bunlarla kimliğinizi koruyorsunuz, devam tabii, ettiriyorsunuz tabii, öyle mi? Tabii. Mesela halk türküleri son derece önemli. Çünkü yurt dışında zaten pop müziği yapan işte ya da yabancı eserleri seslendirenler, kendi ülkelerinin müziğini yapanlar zaten var. Ama siz yurt dışına çıktığınızda Türksünüz ve kendi kimliğiniz, kendi kültürünüzü sunmak zorundasınız. Evet. Dolayısıyla türkülerinizle oradasınız. Yani türkülerinizle, kendi kimliğinizle oradasınız. Bu yeni kuşağın da kimliğini devam ettirmesi açısından da son derece, Önemli tabii. Önemli evet. Ve kıymetli. Ama bu şu demek değil. Mesela böyle konuşunca hani şey diyorlar ya işte yani yeni neslin müziğini eleştiriyoruz gibi algılanıyor. Öyle değil. Aslında müzik de gelişiyor. Yani evet. Bizler de gelişiyoruz. Sürekli yenileniyoruz. Dünya yenileniyor. Müziğin de gelişmesi lazım ama değerini korumak gerekiyor. Yani evet. Orijin kayıtları korumak gerekiyor. Onun üzerine oynamadan eserleri çalıp okuyabiliriz. Evet. Ama onları korumak gerekiyor. Peki bir türkü daha dinleyelim. Hadi dinleyelim. Arguvan yapalım o zaman. Sene gelirse sene dört olurum, oy da sene gelirse sene dört olurum. Açma güzel yaralarım kurdu olurum, oy da adam oy 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 da le 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 le. Açma güzel yaralarım kurdu olurum, oy da adam oy 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 da le 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 le. Şu ellerin sözü garibin derdin oy, oy da şu ellerin sözü garibin derdin oy.
Yanar yanar yüreğime dert olurum oyda adam oy oy oyda le 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 le. Yanar yanar ciğerime dert olurum oyda adam oy oy oyda le 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 le. Ben de binerdim arabatlara oy da ben de binerdim arabatlara oy. Yeter dayanamam ben bu dertlere oy da adam oy 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 da le 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 le. Yeter dayanamam ben bu dertlere oy da adam oy 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 da le 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 le. Başım or sümbüllü yeşil bağlarım oy da başım or sümbüllü yeşil bağlarım oy. Göçü gelmiş bir sevdiğim var benim oy da adam oy 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 da le 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 le. Göçü sevmiş bir gördüğüm var benim oy da adam oy 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 da le 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 le. Evet, tam böyle işte Arguvan tınısı, Arguvan duygusu böyle değil mi? Arguvan türkülerini söylerken ne hissediyorsun Şirin? Kendimi hissediyorum. Kendini hissediyorsun. O coğrafyanın çocuğuyuz sonuçta. Evet. Daha özgürsün. Yani daha fazla duygu hissediyorsun. Peki 2 yaşında Arguvan'dan çıkıyorsun. 2 yaşından sonra direkt İstanbul mu yoksa Almanya mı? Yok İstanbul. İstanbul. Biz daha uzun yıllar tabii bütün gidiş. Eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Evet. Daha sonra Almanya'ya gittim. Evet. Kaç yıldır Almanya'dasın? 24. 24 yıldır. Zor mu? Yani Arguvan türküleri bu müzik yaşantısı olmasa Almanya daha zor olur muydu? Yani zaman içerisinde alışıyor tabii insan bulunduğu ortama, koşullara ama gurbet her zaman zor. Yani vatanından evet. ayrısın, ailenden ayrısın, sevdiklerinden Hı-hı. ayrısın. Hı-hı. Ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar yani çekilmez olursa olsun insan kendi coğrafyasında, kendi ülkesinde yaşamak istiyor tabii ki. Evet. evet, ben tümüyle gurbete çekilip buraya kapanmadım diyorsun. Kendini var ediyorsun bu türkülerle, sunuyorsun tabii, ve tabii. bir katkıda bulunuyorsun. Aslında bir yanıyla da özveride bulunuyorsun. Çünkü bu iş hem ekonomik gider gerektiren bir iş, hem tabii. zaman vermeyi gerektiren tabii. bir iş. Buraya harcayacaksın, gelmişsin, albüm yapıyorsun, stüdyolarda koşturuyorsun. Öyle. Bunun yerine gidip tatil de yapabilirdin, başka yerlere gidip gezebilirdin de. Evet. Ama bu bir özveri aslına bakarsan. Tabii öyle. Öyle değil mi? Öyle, öyle. Yani ama bunu yani böyle özveri olsun ya da işte yani nerede hissediyorsam, neyi yapmak istiyorsam bir taraftan onu yapıyorum. Öyle diyelim. Evet. Öyle diyelim. Evet. İstediğini yapmak oldukça güzel. Peki. Evet. Bir Malatya türküsü de ben okuyayım o zaman. Peki. Thank you.
çekindiye kalmaz gelir dediler, gelir dediler, gelir dediler, gelene birlikten evet. Kuvvet doğar dedim, ben de eşlik evet, ettim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Böyle spontan olarak gayet güzel oldu. Peki, ağzına Almanya'da sağlık. Bir yanıyla çalışıyorsun ve bu dönemde bütün dünyanın kıymetini bildiği bir sektör var ki sağlık sektörü. Sen de sağlık sektöründe çalışıyorsun. Doğru. Ne kadar süredir, nasıl oldu? Şöyle, pandemiden kısa bir süre önce başladım. Aslında eğitimi orada aldım, Almanya'da aldım. Şöyle gelişti. Gezi olayları sırasında biliyorsun yani Türkiye'de de müzik sektörü yine bir duraksama yaşadı. Evet. Ve Almanya'ya da sirayet etti. Zaten hem siyasi olarak da çok karışık bir süreçten geçtik. Öyle olunca hani biz de bir tarafta olduğumuz için benim işlerim de sekteye uğradı. Ve dolayısıyla bir meslek yapmak istedim. Yani cebimde bir şey de olsun. Hem kendimi geliştirmiş olurum diye. O dönemde böyle bir mesleği yapmıştım ama hiç çalışmadım yani sektörde. Pandemiden yani 4 ay önceydi. Dedim bu mesleği öğrenmiş olurum, hayata geçirmiş olurum diye başladım ve 4 ay sonra pandemi başladı. Evet. Ve korkunç bir yoğunluk yani inanılmaz. Bu yoğunlukta da aslında önemli bir işlev görmüşsün. Tam ihtiyaç olan bir zamanda evet, girmişsin. Evet, öyle oldu. Evet. Sağlık sektöründe insan sağlığına hizmet ediyorsun. Evet. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan konu. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Aslında müzik de insan sağlığına hizmet eden bir sektör. İnsanın ruh dünyasına hizmet eden bir sektör. Evet, sen doktorsun, gerçekten çok iyi bilirsin. Gerçekten sağlıkla çok alakası var. Çok. Yani müzisyenler bir çeşit koruyucu sağlık hizmeti görüyorlar aslına bakarsan. Osmanlı döneminde de zaten müzikle insanları... çok eski çağlardan beri. Daha hep eski, hep tedavide müzikle, kullanılan tedavi, bir konu evet, var. Evet. Evet. Almanya'da bir bölgede böyle bir proje bazında yani bir pilot bölge seçilmiş. Ama henüz çok detayına ulaşamadım. Böyle bir çalışma var. Yani özellikle işte uzun süre uyuyan hastaları tedavi etme yöntemi. İşte gitarla evet. Ya da işte daha çok böyle nefeslerle falan. Böyle bir uygulama geliştirilmiş. Evet. Yani... Evet. Müzik ruhun gıdası dedikleri şey çok, doğru yani. Çok değişik. Hem ruhun gıdası aslında öyle deniliyor ama aynı zamanda bedenin gıdası. Tabii. İnsanın bedeni hissetme hali, bedenin duruş hali bile müzikle beraber değişiyor. Çok değişik tarzda müzikler, değişik ritimler çalındığında bir süre gözleyin insanları. İnsanların beden duruşları bir yerden bir yere, beden yönelimleri değişmeye başlıyor. Bu müziğin etkisi aslına bakarsan. Tabii. Bu kadar ağrının algılanmasından tutun da birçok rahatsızlıkların, sıkıntıların, anksiyetenin giderilmesinde önemli bir işlevi var. Tabii. Peki birinci bölümün sonuna geliyoruz ve bir reklam aramız var. Peki. Bir reklam arası verelim. Tamam. Arguan türkülerine öyle devam, devam edelim olmaz peki. Mı? Peki, tamam. Peki.
Reklam sonrası Şirin Üstün'le Arguvan türküleri söylemeye devam ediyoruz. İçimizdeki Sesler programının bugünkü konuğu Şirin Üstün, Arguvan diyarından Arguvan türküleriyle geldi ve türküler seslendiriyoruz. Bakalım Şirin Üstün'le ilgili ne yorumlar yapmışlar? Sen türküler söyleyip duruyorsun, dinleyicilere ulaşıyor. Onlar neler söylemişler? Bir göz atalım. Peki. Benim için Şirin Üstün kişiliğiyle, karakteriyle, kararlı ve onurlu duruşuyla hayran olduğum bir sanatçıdır. Şirin Üstün'ün güzel sesiyle türkülere, özellikle Arguvan türkülerine kattığı güçlü yorumu, akıcı konuşması, sahnesi bir harika. Çok iyi bir arkadaş ve dost. Yolun, uğurun açık olsun güzel dost. Bana Şirin Üstün'ü soracak olduğunuzda, Şirin Üstün hanımefendinin hakkında aklıma ilk gelen şey, güçlü diksiyonu olan, güzel ve etkileyici sesiyle dinleyicisine kendisine bağlayan ve hatta sanki hipnotize edebilen bir kişi geliyor. Çok iyi bir sanatçı, çok samimi bir insan. Bu güzel vasıflarına kıvrak zekasıyla birleştirdiği zaman çok iyi bir de sunucu olabiliyor. Yani bu konuda gerçekten çok yetenekli. Sahip olduğu vasıflarını muhteşem karakterliğiyle birleştirdiğinde ise karşısındakine çok iyi bir arkadaş ve hatta çok iyi bir dost oluyor. Yani Şirin Üstün deyince benim aklıma bunlar geliyor. Gerçekten çok karakteri düzgün, harika bir sanatçı, harika bir insan. Ben Şirin Hanım'a hem mesleki hayatında hem de özel yaşamında sınırsız çok başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Türk halk müziğinin yurt dışındaki önemli temsilcilerinden değerli sanatçı Şirin Üstün, göç hikayelerini de Avrupa'nın birçok noktasında verdiği konserlerle, festivallerle dinleyenlerine aktarıyor. Elbette sadece göç hikayeleriyle değil, aynı zamanda sanatçı kimliğinin yanı sıra insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusunda da mücadelenin en ön saflarında yer alıyor Avrupa'da. Bir yandan topraklarımızın o rengarenk türkülerini, şarkılarını Avrupa'da paylaşırken, diğer taraftan kültürler arası ilişkilerin de güçlenmesinde çok önemli rol oynayan bir sanatçımız. Aslında sevgili Şirin Üstün'ün de söylediği gibi, ayrıştıran ve ötekileştiren zihniyete karşı hem şarkılarıyla, türküleriyle hem de Avrupa'da da verdiği hak mücadelesiyle karşı çıkıyor. Ancak o karşı çıkış elbette birleştirici, kucaklayıcı unsurlar içeriyor. Hem bir anne olarak hem de yurt dışında çalışmalarını sürdüren bir sanatçı olarak çalışmalarında Alevi kültürünün müzik rengini, yaşam felsefesini ve göç olgusunun toplumsal boyutunu işlemeye devam ediyor. Evet, Avrupa'daki kültür yaşamına, sanat yaşamına sesiyle, şarkılarıyla, türküleriyle renk atan Şirin Üstün ve Şirin Üstün gibi Türk halk müziğini Avrupa'da temsil eden tüm sanatçılarımıza teşekkür borçluyuz. Delik delik örmüş sarı saçını, anama yaralama. Gel otur yanıma, dökem içimi, anama yaralama da. Karalar bağlama. Yar neyse söyle bilem suçumu, anama yaralama.
Söylemezsen yüreğime dert olur da, ağlama yar ağlama da, karalar bağlama. Söylemezsen ciğerime dert olur da, ağlama yar ağlama da, ciğerimi dağlama. Ateş yanan yerde duman mı tüter, ağlama yar ağlama. Sevdası olmayan bülbül mü öter de, ağlama yar ağlama da, karalar bağlama. Yiğit sevdiğini adamı atar, ağlama yar ağlama. Arguvanlı yiğit olur, mert olur da, ağlama yar ağlama da, karaları bağlama. Arguvanlı yiğit olur, mert olur da, ağlama yar ağlama da, karaları bağlama. Aşık oldum onun mah cemaline, mah cemaline. Aşkımdan her yanımda yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkımdan her yanımda yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha
kıyam çekmişem gayet zar ben, gayet zar ben. Dilerim ki muradıma erem ben, canan erem ben. Bir hayırsız yar elinde kaldım ben, canan kaldım ben. Ağzımda dillerimde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. 365 günümde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Evet, geçmişte çok yayınlanan bir türkü ve herkesin çok aşağı yukarı bildiği bir türkü. Evet, evet, mi? Evet. Çok güzel çok Arif Meşhur'dan çok eskiden, çok çocukluğumda çok dinlerdim. Evet, çok dinlediğimiz, evet. Aşina olduğumuz bir türkü. Evet, peki, Şirin, yeni bir çalışma yapıyorsun, single çalışman var. Biraz ondan bahset, neler yapıyorsun, neler okudun? Aslında pandemiden önce başlamıştık. İki eser yapıyoruz, işte Akarsu ve Mahsuni'ye ait eserler. Protest ikisi de. Ben yeniliği hep seviyorum. Yani müzikte de, kendi hayatımda da hep yeni bir şeyler üzerine koymak, yeni bir şeyler öğrenmek. Dolayısıyla müzikte de öyle bir şey yansıtmaya çalışacağım şimdi. Biraz böyle altyapılar modern, işte belki içinde elektronik müzik de olacak. Evet. Aşağı yukarı bitmek üzere. Okumaları da tamamladık. Diliyorum ki bu ayın sonunda severlerle buluşsun. Evet, çıksın diye. Evet, evet. Yeni nesle ulaşmak gerekiyor. Yeni neslin de işte Z kuşağı diyoruz, adlandırıyoruz. Etiketlendirmek evet. De çok yanlış da şey diyelim, artık bilgi toplumunda tamamen teknolojinin içine doğan çocuklarda ister istemez dünyada global bir müzik var. Bir evet. Bakıyorsunuz çocuklar, dünyanın öbür ucundaki bir grup bütün dünyayı sarsıyor. Herkes tabii. Onu dinlemeye başlıyor, devam ediyor. Dolayısıyla altyapılar, kullanılan enstrümanlarla da onlara tanıdık gelen seslerle de belki mesajları onlara ulaştırmak önemli olsa gerek. Tabii, tabii. Tamam, geleneksel yani sözler, geleneksel anlatıyoruz ama evet. 100 yıl önceki geleneksel haliyle çalıp söylemek zorunda da değil kimse herhalde. Tabii zaten başta da konuştuk ya, işte müzik de gelişmeli, yani bizler de gelişiyoruz, değişiyoruz zaman içerisinde, evren de değişiyor. Dolayısıyla yani yeni gelen kuşağı da bir taraftan sevdirmek, yani kendi kültürümüzü, türkülerimizi aktarmak zorundayız. Onunla ilgili de işte yani yenilik dediğimiz, az önce de konuştuk, formatı bozmadan, aslında geleneği bozmadan farklı enstrümanlarla işte destekleyebiliriz, farklı şeylerle sunabiliriz. Ama zaten müziğin ne vizesi var ne de kontrolü var. Yani bir türkü sevilince dünyanın her tarafında duyuluyor. Evet. Ve sadece Türklere ait olmuyor, yani bütün evrende yabancı insanlar bile söylüyor. Bu hafta Kıvırcık Ali'nin ölüm yıldönümüydü. Onu saygı, sevgi, özlemle yad edelim. Evet. Mesela çok hatırlıyorum, Gülüm türküsünü bir Yugoslav söylüyordu mesela. Evet. Çok sevilmişti. Yani o dönemleri hatırlıyorum, Almanya'da bir konserde gelmişti ve eşlik ediyordu. Evet. Yani evet. Müzik böyle bir şey. Evet, yani söylediğiniz bir türkü bütün dünyaya yayılabiliyor. Tabii. İşte Mikail Aslan'ın çıkardığı El Gaji'ye dünyanın dört tarafında, her tarafında değişik milletler bu Zazaca türküyü ezberliyor, evet. Ve söylüyorlar, evet. Okuyorlar, evet. Değil evet. Mi? Evet. Peki şimdi Arguvan'da bir genç kız arpa biçmeye gidiyor. Arpa, orakla arpa biçiyorlar o zamanlar. Tarlasında da etrafında su yok. Böyle öğlen sıcağında bir yanıyla da içindeki duygularını dile döküyor bir türküyle. İş türküsü o zaman. Hon havası diyorlar bizde. Bilmiyorum, bakalım ne ben türküsü. Ben 3. albümde de öyle bir şey peki. Okumuştum, evet.
Ağzına gönlüne sağlık. Sağ olun. Evet, çok bir severim. Yandan da sevdasını dile getiriyorlar. Çok güzel anlatmış. Bir yandan da öyle türküler var ki aslında bayanların söylediği türküler serzenişte bulunuyorlar. Bir evet. şeye tepki gösteriyorlar ama hep erkekler söylüyor. Erkeklerin ağzından dillendiriliyor genelde. Evet. İşte o geleneksel belki feodal yapıdan kaynaklanan, elbette. Geleneklerden kaynaklanan. Çünkü böyle de bir şey var. Hatırlıyorum köylerde ekim biçerler, yığın yaparlar. Hı hı. Buğdayları üst üste. Hı hı. Ve öğlen arası o yığının gölgesine oturur, yemek yerler. Yemek yerler. Tam o sırada aile yemek yerken derler ki ya bizim gelinin sesi güzelmiş. Bir iki türkü söyle de o öğlen arasında dinleyelim. Gelin der ki benim kayınpederim yığının arkasına gitsin öyle söyleyeyim. Onun yanında söylemeye utanıyor. Gelinlik eder değil mi? Evet, gelinlik evet. eder o yığının arkasına gitsin öyle söyleyeyim evet, der. Evet, evet, evet. Peki. Böyle bir türküyü ben de derlemiştim. Evet. Benim ailem yani Arguvanlı olduğumuz için her Arguvanlı'nın evinde işte saz çalınır, türkü söylenir, çok muhabbet edilir. Ve annemle babam çok iyi söylerler. Yani Arguvan ağzı dedi mi dur yani öyle. Bir iş türküsü derlemiştim onlardan. İşte onlar da ekin biçmeye gidiyorlar ve hep beraber söylüyorlar. Ekin biçerken? Ekin biçerken evet. Biri bir cümleyi söylerken diğerleri de arkadan tekrar ediyorlar falan. Evet. Küncü Gurbet albümünde okumuştum sevgili Savaş'la birlikte. Bir yandan da oradaki performansı hızlandırmak için üretim türküleri bir elbette, yandan da tabii. motivasyonu arttırıyorlar tabii, aslında motivasyonu çalışma arttırıyorlar, tabii. için. İşte harman türküleri, adam sapı savururken rüzgarın gelmesini bekliyor. O sırada türküyle eşlik ediyor. Tabii. Ve böylece o aslında sıkıntılı bir durumu katlanılır hale getiriyor. Getiriyor tabii. Müzik de öyle değil mi? Türküler yaşamdaki zorluklarla baş edebilmek. Elbette. Hayatında kayıplar var, çok sevdiği insanı kaybetmiş, çok acılar çekmiş. Bunlarla başa çıkmak, bunlarla baş edebilmek için sarıldığı bir yöntem türkü tabii, söylemek tabii, öyle değil mi? Tabii, hepimizin ortak dili, ortak acısı, sevinci, işte hüzünü. Yani en güzel anlatım biçimi aslında. Evet, Şirin üstünü yakalamışken söyletelim. Hadi söyletelim. Hadi bakalım. Sarı turnam, yeşil turnam, ak turnam. Enginlerden yücelere çık turnam. Yârim gözü yaşlı gördüm gözlermiş. Ona benim gözlerimle bak. Yârim gözü yaşlı yolun gözlermiş. Ona benim gözlerimle bak turuna. Dağları sıralı turunam, kanadı karalı turunam. Bu derdimi sen anlarsın. Yüreği yaralı turnam, dağları sıralı turnam, kanadı karalı turnam, bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı turnam. Thank you.
şahısı. Gökyüzünün en gizemli kuşusun. Küllenmişse içinde aşk ateşi. Onu benim sevdam ile yaktırma. Küllenmişse içinde aşk ateşi. Onu benim sevdam ile sıralı turnam, kanadı karalı turnam. Bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı turnam. Dağları tıralı turnam, kanadı karalı turnam. Bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı. Yolun ne yan ne tarafa gidersin. Uğrar isen bizim köye sılaya. Sıralı turnam, kanadı karalı turnam. Bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı turnam. Dağları sıralı turnam, kanadı karalı turnam. Bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı. Turnam, dağları sıralı turnam, kanadı karalı turnam. Bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı turnam. Eyvallah, yüreğine sağlık. Kıvırcık Ali, Ali Özütemiz, evet. Ali abimizi. Kıvırcık Ali'yi de böylece anmış olalım. Bir kez, evet, Bükreş'le birlikte bir konserdeydik Kıvırcık Ali ile. Gerçekten çok genç yaşta göçüp gitti. Çok güzel, azimliydi. Çok güzel çalışmalar yaptı. Ama çok erken göçüp gitti. Daha yapacağı çok işler vardı. Çok da yoksulluk, çok da zorluk çekti. Ve sonunda rahata ereyim derken bazı insanlar öyle tam daha verimli olmaya çalışırken yaşam bir şekilde başka bir yere geliyor, bir şeyler olup bitiyor. Çünkü bazı insanlara baktığında herkes böyle iyi niyetli topluma Kıvırcık Ali gibi güzel şeyler vermiyor. Bazı insanlar çok zorluktayken, çok perişan haldeyken çok iyi durumlara geliyorlar ve etrafındaki insanlar iyi durumda olmasın diye onları engellemeye çalışıyorlar. Rahata erdiklerinde, güçleri büyüdüğünde etrafındaki insanlara destek olmak, şöyle dursun, onları nasıl engellerim, onları nasıl aşağı doğru indiririm diye böyle bir çaba içine giren maalesef kötü niyetli insanlar da oluyorlar. Önemli olan ne noktada olduğu, neye sahip olduğu değil, niyetinin nasıl olduğu,
içinde insani sevgi mi, içinde kaotik bir şey mi var, insanlara zarar verecek bir şeye mi dönüştürdüğü çok önemli. Müzik her zaman insanın iyiliğine dönüştürülen bir şey. Öyle değil mi? İnsanların işini hep kolaylaştıran bir şey. Tanıdığım en mütevazi insanlardan biriydi, öyle diyelim. Halkçıydı zaten. Yani. Evet. Halkın içinden çıkmıştı. Hiçbir şekilde işte ben sanatçıyım, şöyle olurum. Herkese dokunurdu. Herkesin de yardımına koşardı. Çok iyiliksever, yardımsever bir insandı. O alçakgönüllülüğünü koruması, insani duygusunu büyüdükçe koruması çok önemli. Büyüdükçe küçüldü aslında. Evet. O yüzden tüm Türkiye sahiplendi. Hatta yani herkes sahiplendi. Yurt dışında da çok seviliyordu biliyorsun. Evet. O alçakgönüllülük içsel dünyayla barışık olmayı getiren bir şey. Kendisiyle barışmayan, kendisiyle ilişkisi bozuk insanların diğer insanlara karşı da kini, nefreti bitmiyor. Tabii. Kötü niyeti bitmiyor maalesef. Tabii. Yine bir devri daim olsun yani ruhu şad olsun. Yine bir kısa reklam aramız var. Peki. Reklam sonrası buradayız. Evet, Şirin Üstün'le programımız devam ediyor ve programımızın bu bölümünde yine portreler var. Portrelerde Adil Birsen diye bir dostumuz var ve özel tasarımlar yapıyor. Yaşamda bir şeyleri simgeleştirmek ve o simgeleri kalıcı hale getirmek ve o simgeleri anlamlandırmak. Bazen biz simgelerin anlamını çözmeye çalışırız. Bazı insanlar da yaşamdaki olup biteni, tarihteki olup biteni simgeleştirirler bir şeylerle ki bu gelecek kuşaklara miras olarak kalsın. Adil Birsen. 1956 Temmuz'unda Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlı Akçaköy'ünde doğdum. 6 yaşıma kadar köydeydim. İyi bir köy yaşamım oldu. Güzel bir çocukluğum oldu diyebilirim. Ama maalesef ülkenin o dönemlerindeki yetersiz eğitim araçlarından dolayı bir sınıfta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf diye küçücük bir kulübe gibi bir yerde eğitime başladım. Daha sonra 7 yaşında ekonomik şartlardan dolayı babamın İstanbul'da yaşayıp bize katkı yapması zordu. Bizi tamamen İstanbul'a aldı. Yani 7 yaşında İstanbul'a geldim ve ilkokulun 2'ye İstanbul'da Vezneçiler İlkokulu'nda başladım. Keyifli bir dönem diyebilirim. Oradaki eğiticilerin bize kişisel gelişim anlamında büyük katkıları oldu. Sonra Pertemniyal Lisesi, liseden sonra da turizm işine girdim. Süleymaniye Camisi'nde karposal slice satarak bu sektöre girdim. Bu sektörle uğraşırken yine dediğim gibi eski detaylara, sanatın ağır olduğu işlere müthiş bir merakım vardı. Ve bu arada da şunu da ayrıca belirtmek isterim. Ben eski bir İstanbul aşığıyım. 7 yaşımda gelmişim İstanbul'a. Bu şehir bana acısı ve tatlısıyla çok büyük şeyler yaşattı. Onun içinde o lise dönemlerimde şöyle bir hayalim vardı. Eğer dedim imkan bulup fırsat bulduğumda bu şehri onurlandıracak bir İstanbul koleksiyonu hayalim vardı. Ve lise sonrası turizm işine devam ettim. Ama hiçbir zaman bu hedefimden asla ve asla vazgeçmedim. Zaman içinde imkanları yakaladıktan sonra da bu konuda deneyimli ustalarla beraber bir İstanbul koleksiyonu yapmaya karar verdim. Şimdi yaptığım ürünlerle ilgili benim ilk hedefim gerçek hayatı anlatabilecek ya da bir şeyleri düşündürebilecek eserler olsun isterim. Örnek veriyorum, mesela bir kol düğmesi düşünmüştüm. Kakma tarzı dediğimiz fil dişinin içine yak hayvanın boynuzundan kesilen küçük harflerle çok keyif aldığım bir kol düğmesi yaptım. Ve o kol düğmesinin üstünde mesela onur yazılı. Yani insanların onurlu olmasının
olmasını istediğimden dolayı böyle bir tepkim oldu. Çünkü takı kişiye özel olmalı. Yoksa herkesin sahip olduğu, örnek veriyorum, X bir marka 100 kişi takıyor. Benim için onlar takı değil. Takının kişiye özel olmasını, bir hikayesinin olmasını tercih ediyorum. Tarihi background'u olan, hikayeleri olan, minyatür çalışması, taş işi oyması olan takılarla keyifli bir yerde olduğumu düşünüyorum. Yaptığım bütün takılar tektir. Sadece İstanbul yüzüğü, ilk yaptığım İstanbul yüzüğü ile ilgili 13 adet yapmaya karar vermiştim ama diğer koleksiyonumdaki parçaların hepsi birer adettir. İkincisini yapmıyorum. Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürkçüyüm. O anlamda da işimle ilgili bir Atatürk yüzüğü yapma kararı aldım. Yaklaşık 1,5 yıl harcadıktan sonra çizimlerle beraber bazı detayları olan bir Atatürk yüzüğünü bitirdim. Atatürk yüzüğünü bitirdikten sonra da benim amacım satma amaçlı değildi. Tamamen bir müzeye bağışlama niyetiyle başlamıştım ve o kararımı devam ettirdim. Bu anlamda da medyadan bazı haberler verdiler Atatürk yüzüğüyle ilgili. Yani Atatürk yüzüğü müze arıyor diye başlık atıp böyle bir haber verdiler. Ben de herhangi bir müzeden bir talep gelecek diye beklerken çok enteresan bir şey yaşadım. Çünkü ben hayatı sürprizlerle dolu olduğu için çok seviyorum. Moldova'nın güneyinde Gagavuzya var. Gagavuz Türkleri yaşar orada. Oranın isim yapmış değerli bir beyle tanıştım burada. Bana orada Gagavuzya'da Avdarma köyünde yaşadığını, orada özel büyük bir müze açtığını söyledi. Ben o anlamda inanılmaz çok etkilendim ve o yüzüğü Avdarma köyündeki o müzeye bağışladım. Ulu Önder 1930'lu yıllarda Rusya'nın dağılmadığı süreçte Romanya Büyükelçisi'ni çağırıyor. O Komrat bölgesinde ortaokulu bitirmiş, ailelerin de rızasını alarak bazı öğrencileri buraya getireceksin. Biz orada burada onların eğitimini üstleneceğiz, meslek sahibi yapacağız. Oradaki Gagavuz Türklerine bir katkımız olsun diye böyle bir talepte bulunuyor. Ve orada Avdarma köyünden iki tane çocuğu buraya getiriyorlar. Çocuklardan birinin adı Dimitri. Belki biliyorsunuzdur, Gagavuz Türkleri Hristiyan'dır. Adı Dimitri. Dimitri ve diğer arkadaşıyla beraber burada lise eğitimine başlıyorlar. Tabii o yıllarda teknoloji bu kadar ileri değil. Anne ile oğul ayda bir de olsa mektuplaşıyorlar. Ha, bu arada Dimitri'nin babasını da orada öldürüyorlar köyün dışında daha evvel. Çocuk anneyle yaşıyor Dimitri. Burada eğitim süreci başlıyor. Lise bitiyor. Fakat bu arada şöyle bir hata yapıyor Bolşevikler. Toprak sahibi olduğu için aile anneyi alıp Sibirya'ya götürüyorlar. Tabii Sibirya'ya gidince maalesef aralarındaki yazışma tamamen bitiyor. 45 yıl ne anne çocuktan, ne çocuk anneden haber alıyor. Bu arada üniversite hayatı bitiyor, meslek sahibi oluyor. Bu arada Bursalı bir hanımefendiyle evlenip iki tane erkek çocuğu oluyor. 45 yıl sonra Bolşevikler bu hatanın farkına varıyorlar. Anneyi tekrar köye getiriyorlar. Köye getirdikten sonra da tabii bu arada İkinci Dünya Savaşı da bitiyor. Sular duruluyor, ticari hayat başlıyor. Bu ilişkilerde de haberleşiyorlar. Çok acıklı bir buluşma oluyor Avdarma köyünde. Anneyle buluşuyorlar ama maalesef bu buluşma fazla uzun sürmüyor. Herkes anne yaşlı, hani onun ölümünü beklerken adamcağız vefat ediyor. Vefat ettikten sonra da tabii bu Bolşeviklerin
özür mektupları, anneyle yazışmaları, Atatürk'ün o talepleri vesaire falan, bunlar belge, gerçek belge olarak müzede duruyor. 2010 yılıydı hatırladığım kadarıyla. Benim dükkanımın, mağazamın olduğu yer Sultanahmet'teki Four Seasons'ın tam karşısında. İki tane yaşlı Amerikalı bayan geldi. Vitrinde duran bir kolyeyi çok beğendiler. Denemek istediklerini söylediler. Denedikten sonra ikinci, üçüncü günü geldiler. Bu arada tabii aslında benden istedikleri bir yardım talepleri varmış. En yaşlı olan bayan dedi ki, Adil Bey, sizden bir yardım talebimiz olacak, bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz diye. Eşiyle beraber 55 yıl evvel Ankara'ya gelip bir anlaşma yapmak için gelmişlerdi. Eşi de kendisine rica ediyor. Hani Türkiye'ye gelmişiz, İstanbul'a gidip Ayasofya'yı gezmek istiyorum diye bir talepte bulunuyor eşine. Eşi de kırmıyor. İstanbul'a geliyorlar. Ayasofya'yı gezerken, Ayasofya'nın tamir olduğu bir dönem, oradaki işçilerden biri 11 adet o tepede duran orijinal mozaiklerden 11 adeti hanımefendiye, madem bunlar sana hediye deyip karşılıksız kadının eline veriyor ve kadın 55 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. 55 yıl herhalde bir vicdan azabı da çekiyor. Bu mozaikleri dedi bizim adımıza şeye verebilir misiniz dedi, Ayasofya'ya. Şimdi normal söylem tepkilerinin haricinde takılarda da şöyle bir özellik oluyor. Yani bazen kaybettikleri değerlerle ilgili bir hatırayı taşımak isteyebilir. Ya da çok felsefi düşünebilir. Bazı takılar vardır. Bu anlamda insanlar keyif alır. O tür takıları isteyebilir ve takabilir. Yani bu anlamda çok parantezi çok genişletebiliriz. Örnek veriyorum. Belki bazen hayal ettiği bazı yaşamla ilgili detaylı takıları da alabilir. Mesela biraz böyle şeye girmesin, hani kendimi anlatıyorum diye algılamayın. Mesela benim elimdeki şu yüzüğü ben Amasra'da Batı Karadeniz turu yaptığımda bulduğum bir yüzük. Bu altın değil, bronz bir yüzük ve Ceneviz İmparatorluğu'na ait bazı detaylar içeriyor. Thank you.
sen el elde. Ateşi hicrinle yanıklara sor, yanıklara sor. Şem-i ruhsarı pervanelerde, ateşi hicrinle yanıklara sor. Benim efendim, benim sultanım, benim Sağ ol, teşekkür ederim. Kimindi sözler? Ozan Geday'a ait sözler. Evet, hiç burada ara vermeden peki, devam edelim. Bize ne söyleyeceksin Şirin? Seyrani okuyalım. Eski peki, libas gibi diyelim. Peki. Hatta onu da Demi Demi'ye bağlayalım. Peki. Thank you.
sevdiğim değildi. Böylece ezel ömrümün bağına düşürdün gazel. İbrişimden nazik sandım güzel. Meğer polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş. Meğer polat gibi bükülmez.
belki yoktur çaren, haber verin nazlı yaren. Ölüyorum, ölüyorum. Dem mi dem mi, şirin dem mi, gelir geçer dünya halı. Dost dem mi dem mi, şirin dem mi, ben çekerim. Şirinden mi gelir geçer dünya gamı? Eyvallah, yüreğine sağlık. Bu şu an yaşamakta olduğumuz sıkıntılar, dertler, pandeminin getirdiği, ekonomik krizin getirdiği, kinlerin, kötülüklerin getirdiği bütün bu olumsuzluklar, kötülükler defolsun gitsin diyoruz. Evet. Gelir geçer dünya halı. Aynen öyle. Gene güneş doğacak. Elbette. Gene iyi bir düzlüğe erişeceğiz. Asla gene umutsuzluğa yer bulacağız. Yok. Asla umutsuzluğa yer yok. Her şey, evet, güzel olacak dedik. Her şey gerçekten güzel olacak. Yeter ki inanalım. Yeter ki birbirimize tutunalım. Her karanlığın aydınlığı var değil mi? Akşamdan, evet, yatıyoruz. Sabah, evet, kalkıyoruz. Yeniden gün doğmuş. Evet. O yüzden, evet, asla umutsuzluğa yer yok. Peki, ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu türküleri bizimle paylaştın. Stüdyomuza böyle konuk olarak bize bu umutları da serpiştirdin. Çok çok sağ ol. Asıl ben teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli programlar yapıyorsunuz. Yani halka ulaşıyorsunuz. Bizler de sizlerle birlikteyiz. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Az önce tabii ekranları başındaki dostlarımız görmedi. Ekip burada. Kameraman arkadaşlarımızla beraber söyledik yani arkada. Gönül gönüleydik, can canaydık. Umarım ekranlara yansımıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta sana, ekibe, elbette ki müzisyen dostlarıma teşekkürler. Umarım ortak paydada tekrar buluşuruz. Peki. Daha güzel günlerde, daha güzel türkülerle birlikte olalım. Peki, inşallah. Serkan ve Erkan'a da çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, içimizdeki sesler programının geldik sonuna. Çoğu dağlarda, çoğu ovalarda kar olsa da, kış olsa da, yollar kapalı olsa da bir gün güneş doğacak, her yere sıcaklık dolduracak ve o karlar eriyecek, o yollar açılacak. O umudu yeter ki taze tutalım, yeter ki birlikte olalım, yalnız olmadığımızı hissettirelim. Kenarımızda, etrafımızda olan insanlara yalnızlığını hissettirmeyelim. El ele tutuşup birbirimize destek olduğumuz sürece, var olduğumuz, birbirimizi var ettiğimiz, birbirimizi engellemediğimiz sürece, birbirimize iyilik ettiğimiz, kötülük etmediğimiz sürece hayatı hep daha iyi noktalara getireceğiz. Hoşça kalın.